Kamera sistemli ve lazer hizalamalı kesici plotterların farkı. Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printtech Online videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir video hazırladık. Her zamanki gibi uzun detaylı bir anlatım yapmayacağız. Bildiğiniz üzere yeni kendi markamızda getirdiğimiz Printtech kesici plotterların iki versiyonu var. Bu videoda bu ikisinin farkı nedir? Kısaca ona değineceğiz. İkisi de aslında çok çok benzer makineler. Kesim sistemleri, mekanikleri, bıçakları birebir aynı. Malzeme yükleme, malzemeyi iten şu pinch roller dediğimiz pabuçlar. Hepsi birebir aynı mekanizma. Basınç ayarı vesaire, hız aynı. Tek farkları normal kesim değil de pozalı kesim yaparken, yani yazıcıdan, başka bir yazıcıdan aldığınız çıktıda çıktının etrafını keserken makinenin nereyi keseceğini tanımasındaki sistem farkı. Benim solum sizin sağınızdaki makinede kameralı poza tanıma sistemi kullanılıyor. Şuraya yakın çekimde göstereceğim. Kafası biraz daha büyük. Burada kamera hassaslık ayarı var. Altta bir kamerası var. Benim sağım sizin solunuzdakinde ise kafası biraz daha küçük çünkü kamera sistemi bulunmuyor. Şu alttan kırmızı bir lazer ışığı geliyor. Siz onu kendi ellerinizle manuel ayarlıyorsunuz. Hatta bu ikisi için ayrı ayrı çok detaylı eğitim videoları hazırladık. Sıfırdan başlayarak resmin kontürü nasıl hazırlanır, poza işaretleri nasıl konur, bunlar nasıl tanıtılır? Çok detaylı, çok güzel bir video hazırladık. Ama ayıptır söylemesi bunları herkese açık olarak kanala eklemedik. Çünkü sonuçta mesela özellikle otomatik SignMaster yazılımı kullanıyor. Genel bir yazılım, bize özel değil. Başkaları da bu yazılımı alıp satmayı düşünebilir. Armut piş ağzıma düş olmasın. Madem satıyorlar, bizim gibi emek harcayıp öğrensinler, anlatsınlar dedik. Bizden makineleri aldığınız zaman bu detaylı eğitim videolarında tabii ki erişim kazanıyorsunuz. Ama detaya girmeden farklarını burada size ufak bir anlatacağım ki en azından tam olarak nedir bu farklar, siz de bir bilgi edinebilin. İlk olarak kameralı olanla başlayayım. Evet, gördüğünüz üzere kamera poza işaretlerini tanıyor. Aşağıda beyaz bir ışık, yukarıda kırmızı bir ışık beliriyor. İkinci olarak da lazer hizalamanın tekniğini çok kısa bir özetleyeyim. Şu parmağımın üzerinde laser pointer var. İlk laser pointer'ı birincinin üzerine şu okları kullanarak götürmemiz gerek. OK'ye basıyoruz. Kendisi otomatik ikinci poza işaretine geçiyor. 0-1 milimlik kademelerle çok gittim. Tam yerine yerleştiriyorum oklarla. Ters yön yine. Şu anda tekrar OK tuşuna basıyoruz. Onu da tam ortaladık. OK'ye basıyoruz. 4'e geldi. Evet, 4. noktamıza da OK'ye bastıktan sonra kendisi 1'e geri dönüyor. Burada Origin tuşuna basıyoruz. Evet, farklarını da kısa özetledik. Hangisini almanız gerek sorusunu sorarsanız da açıkçası ağırlıklı olarak normal kesim, yani tekstil folyosu, normal folyo kesiyorsanız, pozalı kesimi hiç veya çok az yapıyorsanız hiç fiyat farkı verip otomatik kameralı olanı almanıza gerek yok. Çünkü bunun da pozalı kesim performansı kötü değil. Sadece biraz vakit kaybediyorsunuz. O zaman direkt lazer hizalamalı pozalı kesim almanızı tavsiye ederiz. Ama ağırlıklı olarak pozalı kesim yapıyorsanız, öyle 40 yılda bir tane değil de günde bir çok pozalı kesim yapıyorsanız, o zaman kameranın tanıma hızı işinize yarayacaktır. Aynı zamanda da ekranla makineyi yan yana yakın bir şekilde koyup o ince ayarı yapma zorunluluğunuz olmadığı için o da bir artı, çalışma alanınızı da rahatlatır. Tekrar söylemiş oluyorum ama çok pozalı kesim yapıyorsanız kameralı sistem, az veya hiç pozalı kesim yapmıyorsanız o zaman da lazer hizalamalı pozalı kesimi tercih edebilirsiniz. Arada atlamamam gereken önemli bir nokta daha var.
Otomatik olan da SignMaster zaten çıkıyor. Manuel olan da bildiğiniz üzere ücretsiz Corel ve Adobe Illustrator pluginlerimiz mevcut. Bilgisayarınızda bu iki programdan biri kuruluysa çok rahat bir şekilde kesim yapabiliyorsunuz. Fakat pozalı kesim Adobe Illustrator'da çalışmıyor. Sadece Corel'de yapabiliyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Az da olsa pozalı kesim yapacaksanız ama Illustrator kullanıyorsanız maalesef bu yine sizin için doğru seçim olmayacaktır. Makinalar hakkında daha fazla sorunuz varsa aşağıda yorumlara istediğiniz gibi yazabilirsiniz. En kısa sürede cevaplarız. Ve her zamanki gibi video sonunda ekrana yansıtacağım iletişim numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Makineler hakkında ayrıca detaylı bilgiyi her zamanki gibi aşağıda video açıklamalarında bulabileceğiniz ürün sayfasına, bizim online satış sitemizdeki ürün sayfasına olan bağlantıları tıklayarak da görebilirsiniz. Ürünleri online satın alabilirsiniz. Yine ufak bir tüyo daha vereyim. Biliyorsunuz Printek Online kanalımız daha çok tanıtım amaçlı uzun videolar içeriyor. Ufak teknik konuları Printek teknik destek kanalımız da var. Hatta ben şuraya bağlantısını koyayım. Herhalde bağlantı konuluyordur kanala diye ümit ediyorum. Yoksa videoda bayağı komik gözükecek. Orada da ufak detayların kısa kısa videolarını koyacağız. Mesela pinch roller nasıl ayarlanır? Malzeme nasıl yüklenir? Malzeme kaydırıyorsa bunu nasıl çözersiniz? Basınç bıçak nasıl ayarlanır? Gibilerinden ufak teknik videolar da öbür kanalımızda olacak. Bundan sonra da birçok tabii ki hem bunlarla hem diğer ürünlerle alakalı video çekmeye devam edeceğiz. Yeni videoları kaçırmak istemezseniz kanalımıza abone olup zil işaretine dokunursanız biz video yayınladıkça YouTube sizi bilgilendirecektir. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Bize gerçekten çok yararı var. Videoyu seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.